Aydan. Efendim hayatım. Fidan Hanım'ı gördün mü? Çıktı. Çıktı mı? Nereye gitti? Şu sıralar çok yorulmuştu. Ben de izin verdim. Ne zaman gitti peki? Daha demin. Anladım. Peki. Hay Allah, telefonumu unutmuşum. Fayda Hanım görmez inşallah. Ben de size yetişmeye çalışıyordum. Karşılaştığımız çok iyi oldu. Aydan izin verdiğini söyledi ama... Yani istersem, rica etsem kalabilir misiniz? Tabii. Ben çıkmak istememiştim zaten aslında ama... Ayda Hanım ısrar edince. Madem öyle konuşabiliriz o zaman, değil mi? Bir sorun mu var Toprak Bey? Yok, hayır. Herhangi bir sorun yok. Ben sadece bir konuya açıklık getirmek istedim, o kadar. Peki, konuşalım. Lütfen. Bunların içinde beyaz yok. Sadece siyah ve mor ve her şey var. Sadece beyaz yok. Belki babamın odasında vardır. Burak, hadi gel biz seninle bir yere gidiyoruz. Hadi gel oğlum, gel. Aydan, ya biliyorsun bir manto almak istiyorum. Bir iki tane de model gördüm dergide. Bana yardımcı olabilir misin? Çok kararsız kaldım. Tabii anneciğim. Bu ne ki acaba? Neyse ben Fidan ablamın hediyesini atayım. Sağ ol Sırma. Afiyet olsun. Bugün yaşanan tatsız ikramiye meselesini konuşmak istiyorum sizinle. Aydan'ın tavrı kesinlikle kabul edilebilir değil. Ne kadar kırıldığınızın farkındayım. Onun adına gerçekten özür dilerim. Sizi temin ederim ki böyle bir davranıştan benim haberim yoktu. Olsaydı kesinlikle müsaade etmezdim. Önemli değil Toprak Bey. Benim için önemli.
Fidan Hanım, bilmenizi istediğim bir şey var. Siz benim için sıradan bir çalışan değilsiniz. Çok özel bir yeriniz var. Sağ olun. Sadece Burak için değil. Benim için. Yani daha doğrusu. Siz ailemiz için çok kıymetlisiniz. Ben artık konağı sizsiz düşünemiyorum. Toprak Bey, çok teşekkür ederim. Böyle düşünmeniz beni çok mutlu etti. Ben teşekkür ederim. Ben gitsem iyi olacak. Gitmeyin lütfen. Söylemek istediğim bir şey daha var. Öyle mi? Tabii, buyurun. Biliyorsunuz varlığınız Burak'ı çok mutlu ediyor. Ama sadece mutlu olan o değil. Yani siz bana da iyi geliyorsunuz. Yani söylemek istediğim şey, bazı insanlar vardır. Bulundukları yeri güzelleştirirler. Siz hem Burak'ın hayatını hem de benim hayatımı güzelleştirdiniz. Ben gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum Toprak Bey. Bu söyledikleriniz o kadar anlamlı ve güzel ki. Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Hop 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 hop. Dur bakalım. Nereye gidiyorsun sen? Dökdelen yapmak için oyuncaklarım yok da babamın odasına bakacağım. Ay dur bakalım. Sen babanın odasına mı gideceksin oyuncaklarına bakmak için? Aa, ben şimdi hatırladım. Senin oyuncakların hepsini ben depoya kaldırdım. Gidip bakalım mı depoya oyuncakların için? Hem başka güzel oyuncaklar da vardır belki. Hadi gel gidelim. Güzel oğlum benim, hadi. Gel bakalım anneciğim. Geç şuraya. Bak oradaki koliler de senin oyuncakların. Hadi bak onlara. Bunlar olması gerekiyor oğlum. Çok kutu var burada. Nasıl bulacağız oyuncakları? Yapacak bir şey yok artık anneciğim. Bakacağız. Aa, ben şimdi hatırladım ya. Senin oyuncaklarını ben buraya koymadım ki. Öbür tarafa koydum. Hadi neyse, gidelim oraya bakalım. Kapat. Ay, burada bir koku var. Gaz kaçağı var. Gaz kokusu bu. Bizim burada bunu solumamamız lazım. Yoksa ölürüz. Ölür müyüz? Evet. Çok fazla solursak ölürüz. Hadi. Hemen çıkalım gidelim. Anne çabuk. Hadi çıkalım. Gel. Bu kapının kolu düştü. Eskiden, yani siz gelmeden önce bu konak bana çok kasvetli gelirdi. Bir yuva sıcaklığı yoktu. Ama şimdi öyle değil. Burak sayenizde cıvıl cıvıl, çok neşeli bir çocuk oldu. Ve onun neşesi her şeye sirayet ediyor. Konağa da, bana da.